Gelişim problemi, evet, çok önemli. Aşırı kimyasal ilaçlar çocukların gelişimini engeller. Antibiyotikler, antihistaminikler, antidepresanlar, kortizon zaten böbrek üstü bezelerine zarar verir. Hormon salgılayan hücrelere zarar verir vesaire vesaire. Hipofiz bezesi, hipotalamusun altında hipofiz bezesi var. Hipofiz bezesinin nohut büyüklüğünde sarımsak gibi sallanan bir organ. Bu organ çok fonksiyonları var da. Orkestra şefi gibi bütün hormon salgılayan organları yönetir, yönlendirir. Orkestra şefi gibi. Birçok hormon salgılar. Bu hormonlardan biri de neydi? Ama kafamızı karıştırmayalım. Somatotropin. Somatotropin gelişimi sağlayan bir hormondur. Bunu hipofiz bezesi salgılar. Somatotropin hipofiz bezesi salgılar karaciğerde gelişimi sağlayan yani uyarıcı birdir. Mesaj gibi somatotropin salgılandığı zaman karaciğer somatomedin denen bir hormon salgılar. Yani büyümeyi teşvik edici, büyütücü bir hormon. Aynı beze, hipofiz bezesi aynı zamanda büyümeyi önleyici, durdurucu bir hormon daha salgılar. O da somatostatin. Şimdi burada somatotropin salgılanır. Bunu karaciğer algılayamazsa yavaşlar büyüme. Genellikle 3 yaşla 9 yaş arasında belli olur. Küçük çocuklarda ve büyük çocuklarda gelişim oluyor mu? Gelişimde bir anormallik var mı? Yok mu? O zaman daha belirgin olur. Veyahut da karaciğer somatomedin denen gelişimi sağlayan hormonu salgılar da hücreler bunu algılayamaz. Olabilir. Yani birçok faktör rol oynayabilir. Benim küçük oğlumda böyle bir problem vardı. Baktım o. Arkadaşlarına göre biraz kısa boylu, biraz cılız. Bir çocukla bir kavga yaptı böyle. Ben de seyrediyorum. Çocuk kavga yanlısı değil aslında ama baktım çocuk ay, kavgada yenildi. Çok zoruma gitti. Dedim bak bu çocuk çok zoruma gitti. Dedim ki tamam ben bu problemi halledeceğim. Ben ona her gün sabah öğle akşam sürekli iksir verdim. Limon suyu, sirke, sarımsak, zencefil, zerdeçal, kurkuma, longa, altınbaşak, otuz zeytin yaprağı, kakule içerir. Ondan sonra takip ediyorum ne olacak. Bademcikleri şişiyordu, antibiyotik veriyorduk. Antibiyotik gerek kalmadı. Bademcikleri tertemiz oldu. Yani 5-6 ay sonra arkadaşlarını geçti. Büyümesi tekrar normala döndü. Artı özel bir çayı da var tabii bunun. Özel bir formülü de geliştirdik sonra. 40 kilit otu yani at kuyruğu otu, ısırgan otu gibi 19 çeşit bitki ekstresinden oluşan 40 kilit forte. Kemikleri güçlendirici, geliştirici. Bir de hipofiz bezesini temizleyici, aratıcı, güçlendirici yoğurt otu ve yine 19 bitkinin ekstresinden oluşan yoğurt otu forte. Kişi bunu kullandığı zaman hipofiz bezesindeki somatotropin harekete geçer. Bu da karaciğeri uyarır. Karaciğerde gelişimi sağlayan hormonu salgılar. Şimdi benim oğlum maşallah benden 20 santim daha uzun. Yani neredeyse korkuyordum çocuğun boyu. Yani o öyle gitse de Allah korusun bir 60'ı bulmayacaktı. Şimdi 1,85-1,86 boyunda. %100 etki yapıyor yani o durumda. Evet, şimdi hipofiz bezesindeki bu hormon anormalliğini sebebi birçok faktör rol oynuyor. Yani gelişimi engelleyen mesela anne baba sigara içiyorsa bebekler, çocuklar etkilenir. Alkol içiyorsa mesela anne içiyorsa emzikli ise çocuğuna direkt süt yoluyla. Kahve içiyorsa çocuğu mesela emzikli anne kahve içiyorsa çay içiyorsa bunların hepsi bebeğin gelişmesini engeller. Yani sigara içilen ortamda çocukların gelişimi yavaşlar. Yani toksik madde zehirleniyor. Bu nedenle çocukların ve bebeklerin olduğu yerde asla sigara içilmemeli. Yani birçok faktör rol oynuyor. Yani gelişimde. Biz bununla ilgili güzel bir çalışma yaptık, gördük de. Şimdi
Tabii ki bazıları diyor 22-23 yaşına gelmiş ben boyumu uzatmak istiyorum falan diyorlar. Öyle diyenler de var ama o yaşa geldiğin zaman kişi olur mu olmaz mı bilemiyoruz. Ama bana göre 14-15 yaşına kadar yani boyun uzamasını isteyenler mümkündür tedavisi. Eğer ki hipofiz bezesi yeterli ve kaliteli enzim hormon salgılayamıyorsa, karaciğerde bir anormallik varsa bunlar tedavi edildiği zaman tekrar normal düzene girebilir. Sebebini öncelikle bilmek. Diğerlerinin tedavisi yapılmalı yani. Tabii sebebini bildiğimiz zaman tedavisi evet. Kolay. Sebebini bilemiyorsak tedavisi zordur. Sebebini bilmek lazım. Nedir? Nereden kaynaklanıyor? Bunu da doktorunun teşhis etmesi gerekir. Doktoru teşhis ederse problem kalmaz.